Merhabalar, Napolyon Total War'da yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. 2-2 bir müsabaka yapıyoruz. Ben Osmanlıları yönetiyorum. Furkan Prusya'yı yönetiyor. Fransa'yı yöneten Burak ve diğer Prusya'yı yöneten de ecnebi bir kişi. Bu şekilde savaşımızı yapmaktayız. Hadi bakalım, güzel bir savaş olacağını ümit ediyoruz. Furkan şu an düşman menziline Burak'ın menziline çok savaş disiplini bozulmuş bir şekilde giriyor Furkan. Furkan çok ani bir saldırı düşüncesi içerisinde. Prusya. Oo, güzel bir hareket, güzel bir hareket. Furkan benden öğrendiklerini yapmaya çalışıyor. Güzel hareketler bunlar ama zor olabilir yani. O bütün orduya karşı onu yapmak zor olabilir. Biz de şu an işte yaklaşıyoruz böyle. Ben de Osmanlı'yı yönetiyorum. Tekrar da söyleyeyim, karışmasın. Süvarimle böyle kara düzen almaya zorladım bunlara. Şimdi yanaşıp ateş ediyorum gördüğünüz gibi. Bizim hareketler de bu şekilde işliyor. Şimdi bir süvariyle daha saldırıya geçeceğim. Merkez mıntıkadan da saldırıya geçeceğim. Evet, Osmanlılar güzel bir şekilde taarruza kalkıyor. Prusya cephesi bayağı bir zor anlar yaşıyor. Düşmanı bayağı bir sersemlettik diyebiliriz. Şimdi tekrar Furkan'la Burak'ın cephesine bakalım. Burak'ın iki tane süvari gönderdiğini ve Furkan'ı zor durumda bırakmış. Burak daha disiplinli, Fransızlar daha disiplinli. Birkaç tane asker gönderdim. Müttefik Furkan'a birkaç tane asker gönderdim şurada Maas'la gösterdiğim yerde. Bakalım onlar yetişebilecek mi? Çatışma çok şiddetli. Çok şiddetli çatışma var. Bayağı şiddetli bir şekilde roketler falan da atılıyor. Düşmanın roketi var, ecnebinin roketi var. Biz roket kullanmadık. O Prusya'yı tamamen bitiremedik. Bize kolay değil işimiz. Şimdi üzerimize Fransızların bir hücumu var. Karaforum düzeni alıyoruz. Bir tane süvarimi roketleri bitirmesi için gönderdim. Ve generali bitirmesi için gönderdim. Onlar da o şekilde işlerini halletmeye çalışacak. Tekrar bu cepheye bakalım. Çatışma tüm hızıyla devam ediyor. Fransızlar geriye çekiliyor. Furkan gerçekten düşmanı bayağı zorladı. Furkan zaten çok mert bir kişiliğe sahip. Çok hoşuma gider benim böyle mert kişiler. Çok hızlı ve atılgan bir kişiliği var Furkan'ın. Şimdi tekrar bizim cephemize bakalım. Evet, Almanları geriye püskürtmeye çalışıyoruz. Tekrar Prusya ve Fransa tarafına bakıyoruz. Güzel, Prusya bayağı zorluyor.
Ancak onlar da tükeniyor yavaş yavaş. İki tane nişancı gönderdim. Onlar da destek sağlamaya çalışıyor. Onlar da tabi orada barutlarını doldurmalarını sağlamamız lazım. Kimin generali öldü orada? Bir tane general öldü. Düşmanın generalini zaten öldürmüştük. Bir de şurada Rusya generali gitti. Çatışma bu şekilde devam ediyor işte. Almanları kıstırdık zaten. Biz Almanları dağıttım zaten ben. Almanları dağıttım zaten. Daha da çabuk dağıtabilirdim aslında ama Osmanlı ile bu kadar oluyor. Fransız ordusunu yöneten Burak çok disiplinli. Sabır da önemli tabii ki. Sabır konusunda da gayet başarılı olduğunu görüyoruz Burak'ın. Fransızları oynatıyor. Güzel yani. Sabırlı. Şimdi tekrar dizilmemiz lazım iki müttefik olarak Furkan'la beraber. Nişancılarımı dizdim işte. Buraya dizilmemiz lazım. Pozisyonumuzu almamız lazım. Zaten Prusya'yı bitirdik. Diğer Prusya'yı bitirdik. Prusya'yı bitirdik. Yani benim karşımdakini bitirdik. Şimdi burada da pozisyonu alıp saldırmak gibi bir düşüncemiz var artık. Fransa'ya saldıracağız. Burada da süngü çekmeye çalışıyorum. Nişancı kaçıyor benden. Bir türlü bitiremedik onları da. Nişancımız ateşe başlasın bakalım. Ateşini yapsın nişancımız. Osmanlı nişancıları Furkan dostuna vefasını gösteriyor. Rusya'ya yardım ediyoruz. Kenardan nişanlılar bayağı bir zor anlar yaşatıyor Fransızlara. Mücadele bayağı kızıştı. Nereye kadar gidecek bu? Fransızlar dayanabilecek mi iki tane ülkeye karşı? Er meydanında kapışma devam ediyor ve Fransız general hücuma geçiyor. Kara düzeni alacak mı? Kara düzeni alıyor Prusya ama çok hasarlıydı o birlik. Yapacak bir şey yok. Fransızlar elinden geldiğince zorluyor, elinden geldiğince kendini korumaya çalışıyor. Ancak uzak ufuklardan gelen Osmanlılar olaya el atacak gibi gözüküyor. Yani Kerem Paşa olaya el atacak gibi gözüküyor yani. Meydana doğru geliyor şu an Kerem Paşa'nın ordusu, Osmanlı ordusu ve Fransız generali de dağılıyor bu arada. Furkan'ın piyadesiyle yaptığı güzel bir atışla.
Osmanlı nişancıları da güzel iş çıkardı. Ancak yani bu yeterli olacak mı? Nişancımla süngü çektim. Üstüme geliyorlardı ateş etmesinler diye. Yani şuradakiler ateş etmesinler diye bunu feda ettim. Askerlerimde kurulmasına olanak sağlamış oldum. Nizami Cedid'den yoğun bir atış var. Çok yoğun bir savaş. Çok yoğun, evet. Artık dayanamıyorlar. Ve Kerem Paşa hem karşısındaki rakibi bitiriyor ve Rusya'ya da yardım ederek vefasını gösterip müttefini de kurtarıyor. Kerem Paşa, Kerem Bertan Paşa Fransızlar kaçıyor ve şimdi Kerem Paşa onları kovalayacak. Bakın şimdi Kerem Paşa kovalıyor Fransızları. Kerem Paşa ordusuna moral verip her zaman yaptığı şey ordusunu tabiri caizse gaza getirip ardından hücuma kalkıyor. Her zaman yapıyor bunu Kerem Paşa. Furkan da aynısını yapmaya çalıştı savaşın başında hatta. Bizden numune olarak aldı. Ve artık rakibimiz çözülüyor. Fransızlar çözüldü. Rakiplerimiz çözüldü ve 2-2 bir müsabakanın daha sonuna geliyoruz. Steam'den beni eklerseniz sizinle de maçlar yapabiliriz, savaşlar yapabiliriz. Steam'den beni ekleyin. Kıymetli dostlar, bir videonun daha sonuna, bir online savaşın daha sonuna gelmekteyiz. Bütün oyuncuları tebrik ediyoruz. Burak dostumuzu tebrik ediyoruz. Fransızlar olarak disiplinli oynadı, sabırlı oynadı, dirençli oynadı. Onun dışında Furkan dostumuzu da tebrik ediyoruz. Furkan dostumuz da çok cesur, dürüst, mert bir kişiliğiyle düşmana zorunları yaşattı. Onun dışında da Black Death adlı ecnebi kardeşimize de yine tebrik ediyoruz. O da Prusya olarak dayanmaya çalıştı, mücadelesini sürdürdü. Savunma yapmaya çalıştı. Ve tabii ki Kerem Paşa olaya el attı, tabiri caizse olaya el attı. Çekilin bakalım buradan dedi ve olaya el atıp zaferi getiriyor Kerem Paşa. Evet, artık bu videonun da bir online Napolyon Total War savaşının daha sonuna geliyoruz kıymetli dostlar. Bir başka online savaşlarda görüşmek ümidiyle. Bereketle kalın.